Merhaba, bugün güzel bir gün. Çünkü özgür olduğum bir pazar günündeyiz ve gönlüm el verdiğince, zamanım el verdiğince MVC yapısında PHP ile proje geliştirmeyi göstereceğiz. Fakat öyle bildiğiniz videolara pek benzemeyecek bu. Neden? Çünkü ben alışagelmiş bir MVC kodlamasıyla Nest yönelimli kodlamayacağım. En baştan, en sıfırdan Nest yönelimli programlamaya ihtiyacımız henüz daha olmadan veya Nest yönelimli programı belki de bilmiyorsunuzdur. Projemizi böyle eski tarz spagetti yazımdan nasıl yeni MVC çatısı altında şekle sokmamız gerekir veya niye sokmamız gerekir veya gerçekten buna ihtiyacımız var mı gibisinden soruda cevap vermiş olacağız aslında bu videoda birazcık da. Güncel framework kullananlarınız vardır veya framework'ün ne olduğunu duyanlar veya kulağına bir framework kelimesi gelmiş. Allah bu framework de ne? Veya bir MVC kulağına gelmiş. Bu MVC ne diyenlerimiz vardır. Bu video tam size göre aslında. Çünkü framework'ün ne olduğunu da öğrenmek isteyenler, MVC'nin ne olmak olduğunu da öğrenmek isteyenler aslında pek de farklı şeyler öğrenmek istemiyorlar. Çünkü framework'ler nihayetinde MVC çatısı üzerine kurulmuş daha karmaşık yapılardır. Daha karmaşık veya eklentisi daha fazla olan yapılardır da diyebiliriz belki. MVC zaten kendi içerisinde alabildiğince bütün bağlantıyı ve veri iletişimini sağlayan bir iş geliştirme çatısı. MVC'nin ne olduğunu öğrenmek için daha detaylı bakmak istiyorsanız Google'a sormamız gayet yeterli çünkü birçok sonuç elde edeceğiz. Kısaltmasını bile yazdığınızda direkt ikinci satırda Wikipedia'da gayet basit bir açıklama var. İnternette birçok kaynak bulabilirsiniz. Yani sadece Wiki'de bulmak durumunda değilsiniz ama bir iş geliştirme sistemi, bir iş geliştirme biçimi. Bu biçim biraz kodların birbiri içerisinde harmanlanıp belli bir düzende, belli bir sırayla yazılmasını sağlıyor. Dersiniz ki benim ona ihtiyacım var mı? İşte asıl bu video biraz da onun için de size iyi olacak. Çünkü çok basit ufak tefek işler yapıyorsanız aman ya bu ne arkadaş ben ne yapacağım bunu dememeniz işten bile değil yani açıkçası. Fakat yok ya ben düzenli kod yazmak istiyorum. Ben gerçekten bu projeyi bitirdikten bir yıl sonra bile iki yıl sonra bile geri dönüp baktığımda kodların nerede olduğunu hemen bulabilmek istiyorum. Hatanın herhangi bir şeyin geliştirmesini yaparken veya bir hata geliştiğinde gelecekte kodlarda ufak tefek optimizasyon sıkıntıları yaşadığımda hemen geri dönüp çok basitçe bu projeyi tekrar ayağa kaldırabilmek istiyorum diyorsanız MVC tam olarak size göre bir yapı. Çünkü her şey o kadar düzenli ki ve katı ki aslında katılık da demeyelim. MVC öyle yine biz MVC yapısını kendimiz kuracağımız için çok da katı olduğunu iddia edemem. Ancak yine de düzen koyma açısından normal bir spagetti kod yazımına göre inanılmaz derecede arasında fark olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan ufak tefek kodlamada yapmaya başlayalım. Ben Windows ortamında çalışıyorum. Sizin Linux ortamında olmanızı daha çok ümit ediyorum. Hani bu Linux'u öven ama Windows'u kullanan insanlardanım birazcık. Ne yazık ki. Windows içerisinde XAMPP kullanıyorum. Siz WAMP da kullanabilirsiniz. Linux ortamında LAMP kurulumu var herhalde benim bildiğim. Üçü bir arada aynı anda bir kurulum yapıyor. Pardon. Hemen serverlarımızı aktif edelim. Bir editöre ihtiyacımız var veya bir ID kullanabilirsiniz. ID daha da iyi olur tabii ki. Ama yani klasör ağacını gösteren bir editör olması yeterli çalışmanız için. Zaten herhalde bu videoyu izleyen herkesin de muhakkak bir editörü veya bir ID'si vardır. Ben NetBeans kullanacağım. Evet, bilgisayarda kendine geldiğine göre NetBeans editörüm açıldı ve sunucularım çalışıyor. Yavaş yavaş kodlamaya başlayalım. Bir hemen proje oluşturalım veya siz bir yeni klasör oluşturun. Artık nasıl bir yapı kullanıyorsunuz bilmiyorum. Adına blok diyelim. NetBeans'in yaptığı tek şey bir klasör oluşturmak ve içerisinde bazı dosyalar koymak. Bir dosya koymanıza ihtiyaç yok. Sadece bir klasör açıp içerisinde index dosyası olması yeterli. Bu bir bizim eski tarz web sayfası yapımız. Yani en basit haliyle bunu diyebiliriz. İşte burada sayfanın açıklaması yazıyor ve işte içerisinde burada da sayfada görünmesini istediğimiz kodları barındırıyoruz. Burası ana sayfa içerik.
Eskiden nasıl yaparız? Daha doğrusu eskiden demeyelim yani belki şimdi aynısını yapıyorsunuzdur ki yapabilirsiniz. Ufak çaplı projelerde, işlerde hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tek tek buraya her sahibi için dosya oluşturursunuz. Ne dersiniz? Ben buraya bir de işte iletişim sayfası oluşturayım da işte bu da benim iletişim sayfam olsun. Bunu burada aynı sayfana gösterebilmek için de alırsınız bunu buraya. Ne yaparsınız? Kopyalarsınız ve işte bunu da iletişim sayfası olarak değiştirirsiniz, düzenlersiniz. Şimdi MVC bizi bunları yapmamızdan öncelikle bir kurtarmasını isteyeceğiz. Yani ben her sayfa için aynı kodları kopyala yapıştır yaparak bir şey yapmak istemiyorum. Hissiyatı içerisinde ilerlememizde fayda var. Çünkü bize MVC'nin ilk başta sunmaya çalıştığı şey bu diyebiliriz. Bunun tabii MVC mi illa lazım yapmak için dersiniz? Yani, tabii ki hayır. Yani birazcık PHP'de ileriye doğru kendini geliştirmiş, birazcık projelerini büyütmüş kişiler zaten bu yapıyı kullanmıyorlar. Kendileri çok basit sistemler geliştirerek de bundan kurtulabiliyorlar. Bunu bize sağlayan şey sadece MVC değil tabii ki. Ama bunu yapma girişimi sanıyorum ki MVC'nin temellerini atmak demek oluyor. Bir nevi bu soruya siz de kendiniz cevap verin. Belki de yanlış düşünüyorum ama benim hissiyatım bu şekilde. Şimdi sitemizin yapısına bakarsak iki tane sayfamız var. Bir iletişim, bir ana sayfamız var. Bunun da çalışırlığını test edelim bu arada. Evet. Sıkıntı olmayacak bir şekilde çalışıyor. İletişim sayfamızdan şekilde çalışacaktır. Bu sayfamızda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Neresi sürekli kalıyor, neresini ben değiştiriyorum. %90 bir ihtimalle sayfamızın şu üstte gördüğünüz kısmı her sayfada değişmeyecektir. Ve %90 bir ihtimalle sadece şu kısmını değiştireceksinizdir. Bir de sayfamızın altta kalan kısmı olur. Burası da değişmeyecektir. Biz buna footer da diyebiliriz. Buraya bir de header de koyabiliriz. Bunun içerisine linkler de gelir. Footer da genelde telif hakları vesaire tarzında gelir. Ne yaparız? Her sayfada bunun aynı görünmesini sağlamak için bunu giderim ben iletişim sayfasına da koymak isterim. İşte buraya yine iletişim vermem gerekecek. Burada da iletişim ve burası iletişim sayfası içerik. Bu şekilde bir yapı elde ederiz basit anlamda. Şimdi isterseniz demin de bahsettiğimiz gibi şu üst tarafın %90 ihtimalle minimum değişmeyeceğini, şu aşağı tarafında değişmeyeceğini farkındaysak o zaman her sayfada bunları copy paste yapmaktansa bu kısımları sadece içi çağırma mantığıyla da gayet güzel bir şekilde aynı kodları copy paste yapma gereği duymadan hamallığından kurtularak ayrıca daha da önemlisi araya yazdığımız sitenin şu sadece burasını ilgilendiren kodlarının da diğer kodlardan ayrı bir yerde daha temiz görünmesini sağlayarak isterseniz yapımızı yavaş yavaş oluşturmaya başlayalım ki bize biraz daha rahat bir proje geliştirme ortamı sunsun sitemiz. O zaman şu iletişim sayfasını kaldırıyorum. İki tane yapım olması lazım. Birincisi header. Başını küçük yapalım. İkincisi footer. İndeks sayfamız da burada. Header de burada. İndeks sayfamızdan direkt isterseniz alalım değerleri. Yapıştıralım. Bu header sayfamız olacak. Bir de bunun footer kısmı var. Güzel. Yapıştıralım. Tamamdır. Şimdi indeks sayfasının artık bu şekilde bir kod kalabalığına ihtiyacı yok. Sadece ortada değiştirdiğim alanını buraya koymam da yeterli. Ne yapmam lazım? Tahmin edeceğiniz üzere include, require artık fark etmez şu anda ne kullandığınız. Çok da önemli değil. Direkt header'ı üste çağırıp footer'ı aşağı çağırıp aşağıda dediğim kodları yazarak çok daha temiz bir en azından kullanım alanı sağladım kendime. Header diyelim. Footer diyelim. Bakalım. Birleşiminde sıkıntı yaşıyor muyum? Hayır yaşamadım. Gayet güzel. Geldi ve sadece ortasını dediğim gibi kullanabildim. Yani oraya
başka bir iletişim sayfası oluşturacaksa aynı şekilde şurasını şöyle üstünü ve altını sadece içeriye entegre ederek sayfa entegre ederek istediğim yazıp değiştirebilirim. Bir P takı daha diyelim. Burada olduğunuzu, evet gördüğünüz, görmeniz için yapıyorum. Şimdi bir diğer noktada şunu düşünelim. Biz her sayfa oluşturduğumuzda, yenilediğimizde işte bir iletişim sayfası, bir hakkımıza sayfası, bir vesaire vesaire sayfası yapmak durumunda kalıyoruz. Her bir sayfayı yaptığımızda da bir sürü peşi sıra kodların aynısını kullanmamıza rağmen elimize tekrar koymamız gerekiyor. Bu da sanki çok mantıklı gelmiyor düşündüğümüz zaman iş geliştirme yapımızda. Daha profesyonelce olmasını istiyorsak bunları tek tek elimizde sürekli içeriye çağırmak yapısından kurtulmamız da gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki bu nasıl sağlanabilir? Şöyle sağlanabilir en basitinden. Biz sitemize adres satırının ne yazarlarsa yazsınlar sadece indeks sayfasından cevap vermek isteye olabiliriz bunu sağlamak istiyorsak eğer. Sadece indeks sayfasından cevap verebilirsek eğer kullanıcılarımıza sadece indeks sayfasının içerisinde bir kere bir şey include ederek geri kalan şeyleri sadece buraya gerektikçe çağırarak sanırım tekrar tekrar bunları sayfaya bir sürü sayfa oluşturup da aynı zamanda kalabalık yaratmaktansa aynı şeyler için diyorum. Ki zaten birazdan biz bayağı bir kalabalık kod ve dosya yaratacağız ama aynı şeyler için, aynı amaçlar için birden fazla dosya veya birden fazla kod barındırmayı engelleyebiliriz. O zaman bunu nasıl yapabilirim? URL'de eğer sadece bu indeks dosyasını kullanacaksam ben buradan herhangi bir gelen farklılığı nasıl algılayabilirim? Daha doğrusu farklılık nasıl yaratabilirim ki ben farklı sayfaları burada görüntüleyebileyim? URL'e get metodunu kullanabiliriz. Adres satırına get metodu olarak bir URL değişkenin içerisine buraya ana sayfa dediğimde mesela ana sayfa görüntülensin. Buraya iletişim dediğimde mesela iletişim görüntülensin. Bunu sanırım içinizde elbette ki daha evvelden belki 5-10 sene evvel yapmış olanlar vardır. Aslında bu en eski projeyi birazcık ileriye taşıma noktasında rahatlama tekniği de diyebiliriz. Ama ben kesinlikle bunun MVC çatısının başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Yani karşılama kısmının MVC'deki bootstrap diye bahsedilen, gerçi MVC'de direkt bootstrap diye bir terim içerip içermediği konusunda bilgim yok ama frameworklerde mesela Road kısmına karşılık gelen yapının başlangıcı aslında. Gelin şunların komplesini bir kaldıralım. Bir kafamız daha temiz başlangıç yapalım. Burada URL'de önce bir URL değişkenini bir yakalayayım. Değişikliği. URL get değişkenimi bir supply globalimle yakalayayım. Yakaladıktan sonra bunu bir ekrana basalım. Bakalım en azından değişikliği bize sağlıyor mu? Evet, iletişim yazdım. İletişim. Ana sayfa yazdım. Ana sayfa. Blok yazdım. Blok. Blok yeni dedim. Blok yeni. Blok yeni kaydet dedim. Blok yeni kaydet. Farkındaysanız bu slash'lar bunun için hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bir string değerinden farksız. Bir Y harfinden bir farkı yok. Ama ben hani daha rahat algılamamız açısından yazıyorum şu anda bu şekilde. Bu arada diyeceksiniz ki ya bunu niye bu şekilde kullanıyoruz? HT access dosyasıyla kullanıcı dosyası URL'ler yaratmamız mümkün. İşte orada direkt sadece get verilerini koyarak değil de direkt slash 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 sen klasör yazıyormuşçasına bunları sağlayabiliriz. Doğru sağlayabiliriz. Ama ben MVC konusunu dağıtmak istemiyorum. Ekstra fonksiyon bile kullanmayacağım. Bir şeyi kolaylaştıracağını düşündüğüm fonksiyonlar bile yazmayacağım size. PHP'nin elimizde bize ne sunuyorsa onları kullanarak en basitten en temelden farkındaysanız nesne yönelim bile kullanmaya çalışıyorum ki önce temeli bir iyice anlayalım. Nesne yönelimle arasında biraz sıkıntısı olan insanlar da nesne yönelime geçmeden evvel MVC'nin ne olduğunu anlayabilsinler. Bir de nesne yönelimi olmadan da MVC olabilir mi? Yani bu bize ne gibi sıkıntılar doğurur, ne gibi artılar kazandırır gibisinden şeyleri de anlamamız olacak. En basitten gittiğimiz açısından. En basitten gittiğimiz için. Nesne yönelimi kullanmamanın bir artısı olduğunu sanmıyorum. Gerçekten de bir getirisi olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tabii ki negatif etkileri var. Fakat dediğim gibi ilk başta bir şeyleri görmemiz açısından ve kodlamanın rahatlığı açısından, kafanızın en az karışması açısından nesne yönelimliğe bir sonraki adımda, bir sonraki bu proje komple bittikten sonra geçmeyi düşünüyorum. Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi URL'imizi güzelce burada ne yazarsak yakalıyoruz. Güzel, bu değişken tamamlandığı sürece burada var. Şimdi bu değişkenin tamamlanıp tamamlanmadığını da sistemimizi bir kontrol ettirsek
Hiç fena olmaz. Zira eğer bu değişken tanımlanmamışsa sitemizde hiçbir şeyin olmasını ve yapılmasını istemiyoruz. En azından indeks sayfasını görüntüleyip de URL'ye tanımlamamışsa. Boş değilse ve boşsa şeklinde bir kıyaslama oldu şu anda bu. Eğer boşsa da URL değişkeni tanımlanmamış. Evet. Şu anda ne yazarsak gene ekrana geliyor farkındaysanız. Şimdi URL değişkeni boş bırakalım. Evet. Tanımlanmamış dedi. Ayırt ediyor. Hatta URL'yi komple kaldıralım. Gene tanımlanmış diyor. Güzel. Ayırt ediyor. Sıkıntımız yok. Gayet de istediğimiz bir şey. Pekala. Şimdi URL'yi artık rahatça yakaladığıma göre URL'de belirtilen herhangi bir değişikliğe göre ayrı ayrı davranış şekilleri biçimlendirmiş, ayrı ayrı davranış şekilleri uygulayacak bir yapı da oluşturalım yavaş yavaş. Bunun en temelinde basit bir switch yapısı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu basit switch yapısında URL'yi kontrol ettirip şuysa şunu yap, şuysa şunu yap çalışması yapılabilir. Mesela ana sayfa yazıyorsa ekrana burası ana sayfa desin. Veya blok yazıyorsa ekrana burası blok sayfası desin. Eğer tanımlamadığım bir şey diyorsa URL değişkeninde ama URL değişkeni varsa buraya sitemizde bu URL tanımlı değil desin. Şimdi öncelikle URL değişkeni tanımlamamıştı. Yani şurası çalışıyor. Bir URL değişkeni yazalım. Halen daha tanımlı olmadığını varsayıyor. Ana sayfa diyorum. Burası ana sayfa dedi. Evet, şurayı şu anda ayırt etti. Blok diyorum. Burası blok sayfası dedi. Evet. Bu da burayı ayırt etti. Peki olmayan bir şey söyleyelim. Sitemizde bu URL tanımlı değil dedi. Gayet güzel. Hiçbir şekilde bir sıkıntısı yok. Şunu ayıralım ve default değeri gözümüz biraz daha ayrı görsün. Evet, şu anda çok basit anlamda URL'ye gelen enteresan, değişik, farklı farklı bir sürü isteğe cevap verebilir haldeyiz. Tabii ki index.php dosyası belirtilmek koşuluyla htaccess kullanmayacağım için de buna ekstra bir çözüm şu anda üretebilecek bir pozisyonda değiliz. Veya üretmek de zaten istemiyorum. Kişiler girdiği zaman zaten muhakkak bir www.siteadana.com yazınca index.php'ye düşüyorlar. Geri kalanda da zaten soru işareti URL tanımlı değilse de şurada istediğimiz sayfayı gösterebilme gibi bir lüksümüz var. Buraya ne koyarsak onu çalıştıracağız çünkü artık. Doğal olarak siteye tıklandığında içindeki zaten linkler de biz kendimiz oluşturacağımız için elimize tıklanan linkler. Onları da kendimiz güzelce URL değişkenini oluşturarak yönlendireceğimiz için kişileri linklerle. Sistemimiz, projemiz gayet güzel bir şekilde insanların istemediği sayfaları yönlenecek veya hata verecek bir şekilde bürünmeyecektir. Sıkıntı yok. Evet. Güzel. Şimdi yavaş yavaş görsel olarak bir şeyler görmeye başlayalım. Yavaş yavaş sitemizin içerisinde olduğumuzu hissetmeye başlayalım. Burası echo ana sayfa dediğimiz yere demin yaptığımız gibi header ve footer'ı input ederek araya da bir şeyler koyalım. Evet, echo ana sayfadayız. Çok basit anlamda direkt echo ile bir HTML kodu, yani bir text ekledim header ile footer arasına ve sanıyorum şuraya ana sayfa yazarsam eğer, evet, linkler geliyor, copyright bölüm geliyor ve ortada echoladığım kısım geliyor. Şu anda tamamı sağlamış durumdayım. Blok tarafı geldiği zaman da ona da ayrı bir şey yazsın. Yine şunları
encode edersem blok sayfasındayım. Şöyle bir blok diyelim ve tamamen bozulmadan sadece ortasını değiştiğini görüyorsunuz. Yavaş yavaş ben sizin zamanınızı kaybetmeden de şu heat yapısını değiştireyim. Şu footer yapısını biraz değiştireyim. Bir HTML kodu ve CSS koduyla biraz haşır neşir olayım. Bu arada siz eğer bu şekilde mantığı daha önce hiç kullanmadıysanız ufak tefek çalışmalarını yapın, özümseyin. Ben videoyu pause yapacağım, yani siz beklemeyeceksiniz. Evet, nihayetinde header encode ettiğimiz projemize sürekli encode ettiğimiz header yapısının şu halde getirdim. Ve nihayetinde footer'ı da bu hale getirdim. Bir önceki arasında hiçbir fark yok. Sadece biraz daha düzenli, biraz daha detaylıca ID ve class bilgileri verilmiş. Tasarım şablonları uygulanmış hali. Buna bir de CSS kodu eğer entegre edersem çok daha güzel görünecek şu anda projemiz, en ufacık detayıyla bile. İsterseniz gene şöyle bir çalıştıralım hemen, eskiden ne farkı var. Sadece gördüğünüz gibi linklenmiş. Alt tarafta da gerçekliği arttırmak için bazı sosyal ağ paylaşım sitelerinin linklerini koymuş. Başka hiçbir farkı yok. Bakalım buraya ana sayfa diyelim. Gene ana sayfadayız diyor. Deminki yazdığımla aynısı. Bakalım blog diyelim. Gene blog sayfasındayız diyor. Buraya artık istediğimiz sayfaları arttırdıkça ekleyebiliriz doğal olarak. Fakat şöyle bir durum var ortada. Buraya ana sayfadayız veya blog sayfasındayızdan daha fazlasını eklememiz gerekecek farkındaysak. Yani bir HTML yapısı, karmaşık bir HTML yapısı içerecek. O zaman bunları buraya daha herhalde echo yazacağımıza, bu bölümler için de ayrı bir HTML sayfası oluşturursak ve buraya bunları da encode edersek sanırım çok daha karmaşık olan kodları şu üstteki if yapıları ve switch yapılarını görmeden ve diğer tarafları da görmeden sadece şurayı kodlayabileceğimiz güzel bir alana sahip oluruz eğer sadece şurayı buraya encode edecek şekilde bir dosya oluşturursak. O zaman şuraya bir ana sayfa diyelim. Ve ana sayfamızı kodlayalım. Şuraya da içerik yazalım. Burası ana sayfa. Gelelim burada ana sayfadayız diyeceğimizi include yapısıyla bunu buraya entegre edelim. Başına kullandığı şu yapı şu anda önemsiz, sıkıntı yaratacak bir değer değil. Kalabilirdi. Kafamız karışmasın diye siliyorum. Ana sayfa dediğimizde diyebilirsek tabii. Evet. Gerçekten de buraya koyduğum kodlar sadece burayı elimle artık değiştirerek bütün bir site template'ini görmeden, bütün bir sitenin footer ve header kısmında ne olduğunu görmeden, ne olup bittiğini görmeden sadece arasını kodlayabileceğim temiz bir alana sahip oldum. Aynı şekilde blok içinde bunun aynısını yapabilirim. Şimdi bu kullanım biçimiyle ilgili biraz daha bir iyileştirme yapalım. Farkındaysanız bunu ben aynı şekilde buraya da kullanabilmek istiyorsam eğer buraya da blok diye ayrı bir alan yapmam lazım. Ve buraya da istediğimi kodlamam lazım. Şu ana sayfadan benzer bir yapı alayım. Blok. Buraya tüm blok yazıları gelecek. Ana sayfada çalışıyor. Blok yaparsam da evet. Kodlamam çok daha temiz olduğunu siz de farkındasınız. Yapılan şey de belli. URL'in adres satırındaki URL değişkeninde ne belirtiliyorsa oraya karşılık gelen birim varsa orası çalışıyor. Karşılık gelen birim yoksa gene default kısmı çalışacak. Hemen denemesini de yapalım gene. Evet, farkındaysanız temanın dışına çıktık. Burada da bir tema uygulamam lazım. Ama burada sizin de fark ettiğiniz bir şey var. Yani sürekli şu 3 satırı gene kullanmak durumundayım. Şu görünümü kullanımı biraz daha basitleştirelim. Gelin görünüm adı altında flash bir oluşan bir
sayfamızın sadece görünümüyle ilgilenen bir kısım yapalım. Buna da bir fonksiyon oluşturalım. Sayfa göster diyelim. Bunların içerisine orada yapan işlerin aynısını koyalım. Değişen tek şey, farkındaysanız, ortadaki. Üstteki ve alttaki aynı. Şu ortadakini ben elimle fonksiyonumuza değişkenle tanımlayarak belirtebilirsem, demek ki hiçbir sıkıntım kalmayacak. Şuna da kaynak diye belirtelim. Evet, sanırım gayet basit bir şekilde bunu sağlayabildim. Yani artık bu fonksiyonumu hiç şunu kullanmadan sadece şuraya ana sayfa.php diyerek kullanabilmek için yaptım. Peki bunun burada çalışabilmesi için ne lazım ilk önce? Bu görünüm dosyasının buraya entegre olması lazım. Şimdi görünümü buraya entegre ettiğime göre artık bu fonksiyonu burada kullanabilirim. Ve şu işin yaptığı iş aslında şunun yaptığı işle aynı. Sadece ortasındaki dosya ismini burada belirterek kullanıyorum. Peki bakalım ana sayfa çalışacak mı bu şekilde? Evet, hiçbir sorun olmadan çalıştı. O zaman kodlarımızı biraz güzelleştirelim. Daha kısaltalım. Ve bunu da her halükarda URL'de belirttiğimiz bir istek olmasa bile gösterecek olan sayfayı da atayabiliriz. Hata mesajı gösteren bir bölüm oluşturmamız sanırım iyi olur. Bu URL isteği sitemizde tanımlı değil. O zaman buraya da hata dosyasını, hata php belirtirsek sanırız istediğimiz olmuştur. Ana sayfa çalışıyor. Blog sayfası çalışıyor. Olmayan bir sayfa tanımladık. Hata. Çok güzel. Bu URL isteği sitemizde tanımlı değil. Güzel. URL değişkeni atamamışsa aynı hatayı da gösterebilirsiniz. Daha farklı bir hata göstereceksek onun için de farklı bir sayfa oluşturabiliriz. Veya biraz daha aklınıza eğer yatmışsa bu yapı, şu da geliyordur. Ya bu hata gösterecek şey belli aşağı yukarı. Yani bir ekrana mesaj basacak sadece. Yeter ki sitenin üst ve alt tarafındaki teması bozulmasın. O zaman ben bu hata içinde bir ayrı bir fonksiyon yapsam şu görünümde. Şu içerisine dosyayı entegre etmektense sadece bir mesaj yayınlasın. Veya bir template yine yaparım şu hata içerisinde. Bu hata içerisinde bir de şuraya bir mesaj değişkeni koyarım. Şunun altına o mesajı bassın. Gene başlığı bozmadan. Yani evet olabilir ama yavaş yavaş ilerleyen zaman yaparız. Şu anda çok da ihtiyacımız olan bir bölüm değil. O yüzden şöyle kalsa da olur. Çok da sıkıntı değil. Hatta direkt şuraya aynı hatayı bile bassın. Artık URL tanımsız da olsa, evet gördüğünüz gibi URL isteği sitemi tanımlı değil diyor. Güzel. Sıkıntı yok. Burada tabii görünümü sağlarken bu sayfa içerisinde mesela ana sayfa, blog, php, hata php gibi bunların içerisine veriler de aktarmak isteyebiliriz. Yani şurada tanımlanmış olan bir değişken de olabilir. Örneğin title. Yani sayfanın açıklama kısmı, üst tarafta görünen yeri var ya pencerede. Orasını da tanımlamak isteyebiliriz. Bu ana sayfa diyelim ki şu
Şurada ana sayfa yaz ki yazıyor şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda burada bir şey yazmıyor ki, hata da vermiş bu bir önceki şurada koyduğum ya da elimle yerleştirmişim. Özür diliyorum, kaldırayım. Gördüğünüz gibi bilgi yazmıyor. Yani sadece şu anda bulunduğu yolu belirtiyor. Burada ben istediğim title verisini yapabilmek için de muhtemelen bir title değişkenini şuraya aktarmak isteyeceğim. Peki bunu nasıl aktarabilirim? Herhalde şuna bir tane daha argüman eklersem, yani buraya ana sayfa da dersem veya buraya direkt title da atabilirsiniz o saatten sonra, ama onu rahatça sağlamış olurmuş. O zaman sayfa göster fonksiyonunu yazdığım yerde şuraya bir de title diye değişken atamam gerekecek. Ve bu title değişkenini artık istediğim sayfada veya header'ın içerisinde dahi kullanabilirim. Sonuç itibariyle bunun yaptığı şey header'ı istediğim belirttiğim sayfayla footer'ı birleştirmek. Dolayısıyla bu title değişkeninin üçünün içinde de rahatça kullanabildiğini gayet rahat anlamışsınızdır. Burada title bilgisini belirttiğime göre ve bu title bilgisinin görünmesini istediğime göre şuraya direkt title ekolarsam sanırım sıkıntısızca title da yazacaktır. O zaman bunları da title bilgilerimizi belirtelim. Hata. Hata denebilir gene. Blok dediğimde blok title gözüküyor. Olmayan bir şey. Hata söyledim. Hata. Güzel. Gayet sorunsuzca hepimiz çalışıyor. İsterseniz bu dersin şimdilik sonuna gelelim. Bir sonraki bölümümüzde, bir sonraki dersimizde bu belirttiğimiz bölümler içerisinde sadece sayfa göstermek değil de daha da farklı şeyler yapabileceğimizi ve gerekeceğini göreceğiz. Ve bunların burada mı kodlanması gerektiği, yoksa şu bölümleri de ayrı ayrı yerlere parça parça kodlar gömecek şekilde mi yapmamız gerektiğine beraberce karar vereceğiz. Görüşmek üzere.